Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Niazmirni'deyiz. Niazmirni'nin ana caddelerinden. Bu sol tarafta tramı görüyorsunuz. Hava çok sıcak. Yani 30'lar yağmur gibi geliyor. Bir dakika. Trafiğe de etkimiz oluyor tabii. Yanımda bir tane müşterimiz var. Türkiye'den gelen bir müşterimiz. Gayet bilinçli bir müşterimiz. Ondan biraz izlenim alalım. Merhaba. Merhaba Kosta. Nasıl gidiyor? Süper. Yunanistan'da yatırım yoluyla mülk alma ile ilgili izlenimlerini almak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne yapılmalı? İnsanlara ne tür tavsiye verebilirsin? Bir kere öncesinde çalışmalı ve tekrar çok çalışmalı. Çünkü farklı bir ülkede bir yatırım, bir ev almak hem bazı zorlukları var hem de uzmanlık isteyen detayları olan bir süreç. Dolayısıyla gelmeden önce Atina'dan alınacaksa veya Yunanistan neresinden alınacaksa o bölgeyi iyice çalışıp semtlere hakim olmak şart. Nereden istediğinize karar verip hedefi küçültmek şart. Çünkü çok fazla yer var, çok fazla potansiyel yer var. Ve bunun paralelinde de internetteki arama motorlarından, Spitagatos'tan ve benzerlerinden arama alanları kurup istediğiniz kriterlerdeki evleri çalışıp sonra bunları Kosta ile paylaşıp hedefi küçültmek gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Bence de doğru. Sadece burada bir handikap var. Ben insanlara hep söyleme ihtiyacını hissediyorum. Spitagatos bir emlak sitesi ama reklam sitesi gibi hareket eden bir site. Dolayısıyla Spitagatos'tan doğru düzgün bir arama yapmak bazen zor, sıkıntılı ve zaman kaybına sebep olabiliyor. Neden? Çünkü bir sürü mülk satılmış olmasına rağmen ilanda duruyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Hangi semtleri beğendin? Hangi semtler dikkatini çekti? Benim daha önce Atina'ya birçok kez geldim. Dolayısıyla az çok etrafı biliyorum. Bizim için hedef bölge Atina merkezin güneyi, deniz kıyısındaki merkezin güneyinde nasıl diyelim, Pire'den Glifada'ya kadar olan deniz kenarı, Glifada'nın üstündeki geçen metro hattından böyle yani Margaropoli, Agia Dimitrio, Daphne, oradan merkeze kadar olan kısmın alt, orada bir üçgen oluşuyor bu söylediğim yerde. Bu üçgen içerisinde kalmaya çalışıyoruz şu anda. Bölgeler içinde Niazmirni, Palio Faliro ve Glifada kısımları deniz daha yakın olması sebebiyle sanırım benim için daha cazip. Ben de İzmir'de yaşıyorum. O yüzden belki de buna benzer bir yerler daha çok hoşuma gidiyor. Bir şey soracağım şimdi. Semtlerle ilgili daha doğrusu şöyle, evlerle alakalı neler söyleyebilirsin? Yani yeniliği ve eskiliği anlamında. Yani burada çok fazla eski ev ve renove edilmiş eski ev var. Eskiden kastım, ben geldiğim zaman da Kostel'e söylemiştim. Ben kendi yaşımdan büyük bir ev olmak istemiyorum ama gerçekten burada 1970, 1960, 80 yıllarında yapılmış çok ev var. Kimisi renove edilmiş, içine düzgün yapılmış. Kimisi değil, orijinal halde duruyor. O yüzden biraz eski ev alınmaz ön yargısını da eğer bütçeniz oraya gidiyorsa kırmak gerek. Çünkü Türkiye'de biz eski ev almamaya çalışıyoruz. Yeni evler şehir merkezi veya bu bahsettiğim semtlerde çok fazla yok. Yeni inşaatlar yok. Fakat diğer o Glifada, üst Glifada, Anı Glifada veya Agropoli bölgelerinde ufak ufak yapılmaya başlayan yerler var. Eğer sıfıra yakın ev düşünüyorsanız çok da fazla seçenek yok. Bir de tabii bitmemiş inşaat halindeki evler var. Bu tabii insanların kendi kişisel seçimleri ama bir şey diyemiyorum. Bu şekilde. Emlak yasasıyla ilgili insanların dikkat etmesi gereken neler var sence? Ben bunu sadece bir emlak işi olarak değil bir süreç olarak görüyorum. Çünkü bu sürecin içerisinde burada yatırım yapmak için buraya bir banka hesabı açmanız gerekiyor. Bunun süreci var. Ben mesela yine Kostal'ın önünden değil, fikir alma çalışıyorum. Çok memnunum.
doğru insanları seçmek zaman kazandırıyor bir kere. Doğru profesyonelle çalışmak. Bu bir önemli. Sen vekaletle açtın banka. Ben gelmeden banka hesabımı açtım. Vekaletle tekrarını mal etti. Daha sonra da kura transferleri vesaire de normal bankalarından sevgi yapıyorsunuz zaten. Ama gelip mutlaka ev bakmak benim için şart. Şimdi şu anda doldu ikinci günüm zaten. Tabi zaten biz de müşterilerimize uzaktan kumanda yapılabilecek bir işlem. Tamam doğru. Ama ben bu konuyla alakalı insanların buraya mutlaka gelmesi gerektiğini söylüyorum ve üzerimizde çok fazla vekalet var. Vekaleten iş yapmak benim için çok çok zevkli olmuyor. Atina ile ilgili neler söyleyebilirsin? Dediğim gibi zaten Atina bildiğim bir şehir, kısmen de olsa. Özellikle bu hedeflediğim bölgeler de zaten bizim yaşadığımız Türkiye'deki İzmir'e ve diğer şey yani İstanbul'a vesaire çok benzeyen kültürü olsun, insanları olsun, yaklaşımı olsun, yaşam tarzı olsun çok yakın hissedeceğiniz bir şehir. İlk evimizin ya da daha doğrusu bu yatırımın Atina'da olmasını seçmemizin sebebi kozmopolit bir yer olması. Yani yabancı birisinin buradan mülk satın alması, orada oturması veya kiraya vermesi, bir şekilde de olsa kabul görmesi çok daha kolay burada. Dolayısıyla Atina'yı o yüzden seçtik. Şu anda Achilleos Caddesi'ndeyiz. Nazmirni'den Palio Faliro'ya geçiyoruz. Hem de müşteriler Nazmirni'den Palio Faliro'ya nasıl gidiliri de yaşamış olurlar. Şu sol tarafta tram var. Tramvay yani. Sol taraftan Glifada'ya, sağ taraftan Pire'ye, arkamıza doğru şu anda gittiğimiz yönün tersine doğru da Sintagma ve şehrin merkezine doğru gidiyor. Fiyatlar anlamında şimdi beyefendi çok fazla araştırmış, çok dersini çalışmış birisi. Fiyatlarla ilgili, yeni mülklerle ilgili, fiyatlarla ilgili neler söyleyebilirsin? Ondan sonra da pazarlık konusuna geçeceğiz. Yani bir kere zaten euro düşünmek gerekiyor. TL düşünemiyorum. Çünkü kurlar çok oynak, çok hareketli biliyorsunuz. Yeni evler fazla olmadığı için öğrendiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da inşaattan girildiğinde avantajlı olarak alınabiliyor. Çünkü bittiğinde onun üzerine bayağı bir ilave geliyor. Yeni... Bunu burada bir not bırakmak istiyorum. Bu benim videolarımda çok aktarmadığım bir bilgi. Şimdi burada son dönemde, son bir senede yeni bir yatırımcı kitlesi oluştu. Yeni yapılan dairelerin, binaların bitmesine 4-5 ay kala gidiyorlar. Bu evleri satın alıyorlar. Zaten inşaatçı bunun bitmeye yakın fiyatını zaten artırıyor. Oraya yakın geliyorlar. Hatta üstüne bir 15-20 bin euro koyuyorlar ve nihai tüketiciye satıyorlar. Nihai tüketici de kendisi oturduğu için, oturacağı için bunu çok fazla yatırımsal anlamda bakmıyor. Diyor ki ben oturacağım, boş ver biraz daha fark vereyim. Bu da son bitmiş evlerin fiyatlarının daha da yüksek olmasına sebep oluyor. Çünkü kar üstüne kar biniyor. Ve böyle bir durum oluyor. Tabii burada önemli olan şeylerden başka bir tanesi de şu. Yapılan inşaatların, inşaat şirketlerinin güvenilirliği. Biliyorsunuz biz bir kriz yaşadık. Bu krizde iyi ve hesabını bilmeyen bir sürü firma offside'a çıktı. Ve onlar piyasadan, iş hayatından silindi. Şu anda bulunanlar sağlıklı ve... artan bir piyasada olduğu için ve bu şu anda teslim ettikleri inşaatları ucuz arsadan aldıkları için şu anda herhangi bir tehlike yok. Tabii genel geçer bilgiler bunlar. Tabii ki adam hesabını bilmiyorsa, kötü alışkanlıkları varsa, şusu varsa, busu varsa tabii ki iş hayatına bu etki eder. Normal şartlar altında şu anda Yunanistan'daki inşaat firmalarının güvenilirlik anlamında herhangi bir problemi yok. Şimdiye kadar ben bu tarz birine rastlamadım. Sen ne tür bir ev almak istiyorsun? Biz yatırım amaçlı alıyoruz şu anda. Yani alıp kiraya vermek için. Dolayısıyla bizim arayışımız yani alırken masraf çıkartmayacak. Dolayısıyla bizim burada aklımızın fazla kalmayacağı yeniye yakın bir ev düşünüyoruz şu anda.
kiralarla verilen fiyatın yani verilen parayla gelecek gelirle alakalı neler söyleyebiliriz? Muhit'e göre çok değişiyor. Yani ben yola çıktığımda mesela 20 kira karşılığı bir ev alayım. 20 senelik kira karşılığı bir ev alayım diye düşünüyordum ama Muhit'e göre bunun çok değiştiğini, bunun 20-25 derece çıkabildiğini gördüm. Bir de ben mesela uzun süredir, aylardır evleri inceliyorum ve bu süre zarfında en azından sene başından beri %15-20 civarında mevcut ev fiyatlarının arttığını düşünüyorum. Yani usta bilmiyorum sen nasıl sanıyorsun ama doğru. Yukarı doğru bir hareket var burada da. Türkiye'de de aynı şekilde zaten yukarı doğru hareket var. Burada da yukarı doğru bir hareket var. Evet ama Türkiye'deki artışla buradaki artışın sebepleri aynı değil. Bunları başka videolarda anlattım. Şimdi Türkiye'de faiz baskılamasından dolayı orada dengeler biraz bozuldu. Buradaki durum biraz farklı. Buradaki durum arz eksikliği yüzünden ve bütün dünyadaki bu enflasyonist ortam itibariyle fiyatlar artıyor. İnsanlar finansal araçlarla artık para kazanamıyorlar. Dolayısıyla parayı bir yere park edip oradan para kazanma yoluyla düşünüyorlar. Böyle de olunca zaten iş emlak kayıyor. Emlak güvenli liman oluyor. Bu şekilde. Atina'da sen kendini nasıl hissettin? Son sorum. Ve Koral Otel'e gideceğiz. Evet, bu akşam burada konaklayacağım. Ben kendimi çok rahat ve güvenli hissediyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Kimse ısırdı mı? Var mı? Seni rahatsız eden biri var mı? Hayır, yok. Parçalarında. Şeyi sormuştun. Fiyat pazarlığı. Evet. Pek pazarlığa girilemiyor, öyle diyeyim. Yani belki %2, 3, 4, maksimum 5 falan gibi bir pazarlık var diye görüyorum ben. Bizim alıştığımız gibi bir daha yüksek marjlı bir pazarlık pek yok burada. Zaten şöyle söyleyeyim, çok pazarlık canlısı, sevdalısı değilim. Neden? Çünkü ben zaten fiyatları biliyorum. Fiyatları biliyorsan pazarlık etmek için pazarlık etmek zaten çok mantıklı bir olay değil. Çünkü Yunanistan'da mülk alımı uzun süren bir süreç satıcı babında. Dolayısıyla eğer 3000'e, 5000'e, 10000'e daha fazla fiyat bulduğu zaman zaten sana kaparosunu geri ödüyor ve normal sözleşmeyle yapılan anlaşmalarda zaten cezalı ödeme durumu söz konusu değil. Dolayısıyla kaybettiğin zamanla kalıyorsun. Bir de sinirleniyorsun. Ve de bizim işimizi de çok kötü etkiliyor. Müşterilerimden şöyle bir ricam var. Şimdi ben her şeyi açık oynamaya çalışan bir insanım. Bütün müşterilerime buranın sahibinden .com adresini veriyorum. Spitogatos. Şimdi bazı müşterilerimle şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Sanki bu iş internetten yapılacakmış gibi. Sadece internetten yapılabilecek bir iş değil bu. Biz günde 13 saatimizi bu iş için harcıyoruz ve doğrusunu söylemek gerekirse ailemize götürdüğümüz para bu bilgimizden ve tecrübemizden kaynaklanıyor. Yani atla deve bir şey değil. Siz de 10 sene çalışsanız siz de aynı şeyi yaparsınız. Ancak şöyle de bir durum oluşmasın. Yani ben mütevazi davranmaya çalışıyorum. Bunu da söylemekten kendimi iyi hissetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu internetten olabilecek bir iş değil. Olsaydı zaten bize gerek kalmazdı. Ha internetten yapabileceğini düşünen insanlar o zaman bize ihtiyaçları yok demektir. Biz bu süreci birlikte yaşayarak, birlikte çalışarak yapıyoruz. Yani Costa ben sana al para veriyorum bu işi bitir tarzında yaklaşmıyorum ben. Herkesle birlikte yaptığımız bir iş bu ve bir şeye evet desek hayır da desek bunun altında argümanlarımız var. Bu argümanları anlatmaya çalışıyoruz. Ufak bir nokta koymak istiyorum. Son dönem ile ilgili biraz bilgiler vereyim. Şimdi müşterimizin üzerine konuşurmuş gibi oldum. O da kusura bakmasın. Son dönem çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Boğa piyasası, borsacıların konuştuğu gibi. Şu anda satıcıların piyasasındayız. Satıcılar heyecandan, açgözlülükten, fiyat konusunda açgözlü davranabiliyorlar. Bir şeyin bir fiyatı vardır. Çok da fazla kişisel almayın. Bu kişisel bir şey değil. Ve inanın satıcıların çoğu da piyasayı bilemeyebiliyor.
Dolayısıyla satıcıların yanlışını kişisel olarak telakki etmeyin. Bu, herkes yanlış yapabilir. Herkes de yanlış yapmaya serbesttir. Dolayısıyla biz kendimiz buradaki fiyat değerlerini, fiyat düzeylerini bildiğimiz için bu bir savaş değil. Yani kung fu değil, tekvando değil. İşimize gelirse alıyoruz, işimize gelmezse almıyoruz. Biz de müşterilerimizin zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten bizim işimizin büyük bir kısmı bu. Bizim işimiz ev göstermek değil, yol göstermek. Durum bu. Şu anda Meralu, Agio Aleksandru Caddesi'ndeyiz. Palio Faliro. Çok özür dilerim, lafını kestim. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yok, ben burada gayet kendimi rahat hissederek bu süreci devam ettiriyorum. Bu uzun bir süreç dediğin gibi. Daha bir sürü yapacak iş var, bakacak yer var vesaire. Ama şu an gayet memnunum. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolar devam edecek. Ev videolarımız, semt videolarımız, Yunanistan'da yaşam tarzındaki videolarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.